Hüseyin bir çay doldursan bana olur mu ya? Sen çay içeceğim ben içmeyeceğim, olur mu? Geldi. Merhaba arkadaşlar. Bugün yarı final 3. seri maçları az sonra başlayacak. İlk maç Galatasaray İzmir arasında oynanacak. İlk maçı İzmir aldı. İkinci maçı bir dakika. Kablo, ben sana kablo aldım. Utku. Koçu tanıyor musun? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kapı mı aldın? Kusura bakmayın. Sözümü kesmek zorundaydım ya. Özür dileriz. Utku geldi de federasyonda arkadaşımız. Evet, 3. seri maçları bugün İzmir Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe arasında oynanacak. Bu güzel maçı kaçırmamanızı öneriyoruz. Heyecanlı, temposu yüksek bir maç olacağına inanıyoruz. Bizim de istediğimiz bir maçtı bu. 1-1 yani 3-2 üçüncü serinin oynanması. Evet, bugün basketbol havası, her şey güzel, ortam güzel, seyircilerimiz var. Yanımda Akın. Yorumcu olarak yanımda Akın, Celal Gürel var. Bugün Akın, Celal beraber yapacağız yayınımızı. Finalde ne yapalım? Onu da karar vereceğiz. Şu an bu şimdi böyle. Final serisinin ikinci ayağındayız. Final serisinin üçüncü günündeyiz. 1-1 eşitli olan müsabakaların şu anda kazananın devlet menesini yanlayacağı güzel bir müsabaka bekliyoruz. Ben size yorumlarda Feyzi abicim anlatımında benim yorumlarımda bu maçı startlamaya çalışacağız. Şimdiden herkese iyi şeyler dilerim. Maçın başarısına 24 dakika süre var. Artık takımlar sahip çıktı. Hakemlerimiz sahip çıktı. İnternetin sorunu olduğunu söylüyorlar ama sen bizim internete bağlandın galiba. Baktım ona. Nasıl, ne diyorlar? İnternette yayın gittiğini diyorlar. Ya ben sana dedim. Sesler az geliyor diyor. Sesin az gelmesinin... Az gelmiyor, gelmiyor. Sen yapabilir. Ver onu bana. Dur. Şöyle yapayım. Kulaklık takılı mı acaba? Kulaklık takılı. Ha şöyle. Böyle oluyor yani. Dinlemekle böyle. Aç sesini.
Evet, lütfen kaliteyi 720'ye çekmeniz önemli. Hatta cep telefonla izliyorsanız 480p'de çekmeniz. Yayında herhangi bir donman olmayacağını söyleyebilirim 480p'de. Maalesef Türkiye'de bulunan internet altyapıları şu anda çok iyi olmadığından dolayı biz de yayınımızı internet üzerine yaptığımız için. Şimdi görüntü mü donma mı söylüyorlar? Bak bakayım. Onu bana... Evet, yani görüntü kaliteden dolayı Selman Doğan arkadaşımız görüntü kaliteden dolayı donma olduğunu söylüyor. Şu anda iyi ekran git. Ya açalım, buradan açalım ya. Yani biz kontrol ettiğimizde yayında herhangi bir sorun yok. İnşallah da olmayacaktır. Çünkü maçın başlamasına çok az kaldı. Ben 480'de çok iyi. 720'ye alıyorum. Evet, bak haklılar. Abi ben sana söyleyeyim. Ben de internete bir... Ne oldu? Bak. Abi reset attık. Parayı ödedik. Ya şimdi geçen oldu ya geçen. Tamam işte o şeydeydi. Paketin yenilenmesi dedi. Paket şu anda yenilenmesi. Başka bir sorun yok ama. Olmaz. Sana söyleyeyim. Abi bence şey ya. Ne yaptığınız gerektiğini ben de şu anda bilmiyorum. Daha yeni güncellendi. Ayın 10'unda herhangi bir sorun yok onda. Abi öğrensen. Abi daha yeni güncellendi biliyor musun? Aradım ben telefonu konuştum. Tamam, o zaman çıkamayacağız. Dur bakalım ne olacak? Ya bir şey olmaz. Bu devamı böyle olacak. Bakın dur. Şu anda ben bizim İstanbul'dan izleyen arkadaşlara da soruyorum internetin. 1080'e indirdim. Sizler en iyi yönetebilmek için altyapıyı oluşturmaya çalışıyorum ama Türkiye'deki internet altyapısı maalesef bu şekilde. Şu an düzelmesi lazım. Ben tamam, şu anda yani düzgün olduğu söylüyorlar. Mehmet Barış kardeşimiz de bir bakarsa ve bize... Tamam, biz de buradan izleyelim. Evet arkadaşlar, biz yayınımıza döneceğiz artık. O da bizim şansımıza mı diyelim bilmiyorum. Göndereyim mi buraya? Paylaşayım mı? Neyi paylaşayım? Bunu. Gerek yok şu anda bir şey yapmam. Anlamadım. Kontrol et. Az sonra İzmir Galatasaray karşılaşması oynanacak. Sağ olun hocam. Şimdi şu an iyi değil mi? Umarım iyidir. Yani bizde bir sorun görünmüyor ama. Arkadaşlar lütfen anlık bize bildiri verebilirsiniz, hani bilgi, görüntü, aksamalarla ilgili anlık verirseniz bize yardımcı olmuş olursunuz. 480p'de izlemenizi tavsiye ederim. Yok ya. İnternet. Evet, Ali Yıldırım, Nurettin hocamız ve arkadaşın adı neydi? Mert Ali. Mert Ali, evet. Sırtı dönük olduğu için
Evet, Mert Ali hocamız, Nurettin Ali hocamız görev de alacak bugün. Onlara kolaylık diliyoruz. Zor maç. Hakemler için zor bir maç diyoruz. Hem oyuncular için. Evet, A takımını önce başlıyoruz. İlk 5 Enes, Fikri, şu an Mahdi ve Özgür. İzmir'den. Yayın niye olduğunu söylüyorlar. Fevzi abi herhangi bir sorun değil. Tamam, çok güzel. Bize güzel haber verdiniz. Evet, İzmir'den Mahmut, Ahmet, Hasan, Hakan ve Rıdvan. İlk 5'te. Şu an ben de hemen zoom'u ayarlıyorum. Fazla kurcalamak istemiyorum. Süre sende abi. Süre sende. Süre evet bende. İyi seyirler herkese. Oyunculara başarılar diliyoruz. Ali hocama ve Sedat hocama da başarılar diliyoruz. Güzel bir maç olsun dileğiyle. İlk hücum Galatasaray'dan. Mahdi. Evet, seride bir biten maç. Bugün az hata yapan galibiyetiyle sonuçlanacak. Evet, İzmir ilk sayısını Ahmet dağıttı. Hemen Galatasaray hızlı başladı. Enes. Özgür kendi topuyla rakip sahada. Özgür yardım. Evet, Hüseyin yardım ve içeri devrildi. Baskı vardı Hasan'dan Hüseyin'e. Efetik sağda. 9 saniye. 8 saniye. Evet, son 4 saniye. Evet, Mahmut 2'de uzun bir pas Mahdi'den Enes'e. Evet, Mitchman. Evet, Mahdi'miz 5'te kaldı. Ama Hasan Rıdvan üzerinde kaldı. Rıdvan daha öndeydi. O yüzden kısa uzun kalmasıyla birlikte evet, sayısını buldu. Hasan. Şey girdi, basketbol geliyor mu? Evet. Böyle. Böyle hareketleri görmek. Ahmet'ten faul izledik. Oyunda olacak. Bence Ahmet atar ama sakin olmayı tercih etti Ahmet. Arkadaşların yerleşmesini bekledi. Şöyle baktı hücum süresine. Harika Ahmet. Evet Ahmet bugün. Evet Ahmet her zamanki gibi oyununu sakin. Net atışları devam ediyor Ahmet'in. Ben işler gibi. Sessizlerden biri.
şu an oynayan İzmir oyuncusu diyebiliriz Ahmet. Sizin zaten milli takımda geçtiğim sene basketbol oynuyordu. Şimdi maça döndüğümüzde İzmir Ahmet kontrolünde sayılarını bulmaya başladı. 7 sayının 7'sini atarak Galatasaray mola aldı. İzmir daha hızlı oyuna. Galatasaray'da bir 5 değişikliğini görüyorum. Şu andaki oyununu tamamlarsa İzmir bu maçı galip gelebilir. Serinin ilk maçında da atmıştı ve Galatasaray yakalamak için uğraşmasına rağmen sanırım oyun şu anda oyuncu değişimine girecek Mehmet, gibi görüyor. Mehmet soyundu. Mücahit oyuna girdi. Burak ve Serhat oyuna girdi. Mehmet 4.5 olduğu için ondan dolayı bu oyunda oluyor her zaman. Uzattı. Yine baskı. Top kaybı. Evet, yine Aki gibi yine rakip İzmir böylece düşüyor yani. Evet, 24 saniye. Daha uzun süre uzun yapmayı sağlıyor. 24 evet. Saniyeyi yarı saatten sonra başlatmayı tercih ediyorlar baskı yoksa. Evet, Mahsun yerine Hasan aldı diyelim, diyebilir miyiz? Şu andaki durum öyle görünüyor. Evet, yine bir Galatasaray'dan. Kaybı var. Evet, dediğim tamir gibi mücadele bir değişim var. İhtimalle evet, son 2 dakikada hemen 1.5 dakika top kaybı oldu Galatasaray'da. Bu bir handikap için nasıl yapayım zaten? Evet. İçerek bu kadar farklı bize. Şu an İzmir istediğini alıyor, geliyor bana. Son 4 saniye, 3 saniye mecbur atacak. Elinden çıkardı Mahmut. Harika bu sefer. Çembere paralel bir atış. Başarılı bir atış izledik Mahmut'tan. Sana dedim abi bir şeyler var. Yani güzel maçı maalesef. Kendi güzel maçı maalesef. Kendi internetini mi göster acaba ya? Sen al mı onu? Var ama işe yaramaz. Ancak bunu yapabiliriz. İnterneti bunu açalım. Modem şey de onlar. Gidiyor mu? Bir bak ya şimdi. Abi gittiğini söyle, herkes yazmış.
Açma. Açtım. Arkadaşlar ilk çeyrekte yayını düzeltmek için hamle yapacağız. Hocam oraya gitti abi. Şimdi bak. Şey şimdi bir sorun görünmüyor. Yani yayında durma yok. Tamam. Ve 120'ye çektim ben. Cep telefonundan ya da bilgisayardan izliyorsanız yayın kalitesini 720 kalitesi etmeniz çok önemli. Çünkü biz buradan 720 kaya yayın yapmaya çalışıyoruz. Eğer hala bamba devam ediyorsa 480'den cep telefonuna rahatlıkla izleyebilirsiniz maçları. Kontrollerde herhangi bir sorun olduğu görünmüyor. Evet, maça dönüyoruz. Mahmut'un atışı top çemberin içinden çıktı. Metri mantığını aldı. Hızlı kaçan Enes'ini gördü. Bir tarafta yayın iyi derken bir diğer tarafta yayın kötü olduğu söyleniyor. Biz de internet üzerinden yaptığımız için. Yok, güzelmiş. Yani herhangi bir sorun görünmüyor. Yok, güzelmiş abi bak. Ya bu kalsın şöyle. Tamam. Şu an bir şey yok, bir sorun görünmüyor. Şimdi iyi diyorlar, evet. Harika. Mahmut'tan... Telefonlara bakamıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın arıyorsanız eğer beni. Ama durumun farkındayız, düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umarım kaliteli bir yayın size vermeyi telaşı içerisindeyiz şu anda. Abi paketin bak yenilendiği burada yazıyor yani. İnternet paketini yeniledik ayın 10'da. Sen buradan neredesin internet? 3000, evet 3. Şu an güzel görünüyor. Evet, iyi diyorlar. 180p'de iyi diyorlar. Yani şu anda bir sorun görünmüyor. Umarım da böyle devam eder. Evet, maçı kaçırdık abi biz yayınla ilgilenirken. Tamam, bir şey olmaz. Sonuçta yayındayız. Mahmut çok güzel devrildi. Şunu paylaşırız. Yok, şu an iyi abi ya. Evet, 1 dakika 13 saniye var. Sürüyor musun? Unuttum abi, hayır, tamam, güzel. Ya düzelttik. Tamamdır. Yayın konusunda yorumlar okursana. Arada yorumlar da oku ya. Yani yorumlara ben çeyrek arasında döneceğim çünkü bayağı bir yorum var ve hepsi yayın üzerinde. Kaçırmamaya çalışacağım. Takip ediyorum, emin olun. İki attı mı? Enes. Mahdi, Panyalı. Olmadı.
Hızlıca dönüyor alana. Galatasaray, İzmir ve Hasan ve Mahmut topuna müdahale etti. Son 5 saniye. Ahmet Panyalı mı atar? Dedik direkt çember. Başarılı. Ahmet müthiş atışlarıyla maçı takımı yönetmesiyle müthiş bir oyun çıkarıyor Ahmet. Evet, seneye Ahmet'in 3 büyüklerin birine gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyorum. Çünkü geçtiğim senelerde de Ahmet çok istendi. Onu biliyoruz. Ya ben var ya, ne yapmışım ya? 40 dakikaya çevirmişim ya. Yani burada hata yapmayalım dedik ama daha çok hata yapmaya başladık. Evet, yorumları okuyabilirsen. Arkadaş. Bakın. Şu an iyi. Evet, yayının iyi olduğuna dair yorumlar var. Onları birazcık artık okuduğum için geçiyorum. Selam Feriz abi, iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar demiş. Ekran gidip geliyor. Evet, Selman Doğan, bunu okumuştuk. Sesler az geliyor demiş. Sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Evet, Barış'a buradan selamlar olsun. Kendisi yayını kontrol ediyor. Aziz Yıldız, iyi yayınlar. TRT tadında bir maç izliyoruz demiş. İnşallah yayınla da böyle olur. Eğer sunumumuz zoruna gerçekten çalışıyoruz. Ayaka bize harika bir, gerçekten harika oyunlar demiş. Maçların güzelliğinden bahsetmiş. Güzel maçlar olacak bugün. Bundan sonraki maç da 1-1 seride. Çok güzel bir maç olacak. Onu da takip etmenizi tavsiye ederim. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olacak. Ender Nadir selam söylemiş. Melek Aksoy bizi izliyor şu anda. Selamlar olsun. Ali Reyhan'ın hesabından sanırım eşi ya da akrabaları ya da arkadaşları. Melek Aksoy yazmış mı? Melek Aksoy yazmış, evet, kendisi. Ablamız, evet. İzmir'i desteklemiş kendisi. Bakıyoruz, evet, daha sonra Murat Solcu. Evet, Murat Solcu iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederim Murat Hocam. Ereğhan'ı var her zaman. Donmuyor. Evet, onları yani donma mesajlarını okumuyorum şu anda. Çünkü onları artık hallettiğimizi düşünüyorum. İnşallah da düzelmiştir. Aziz Yıldız bizi izliyor. Ömer Keşoğlu hadi İzmir demiş. Aziz Yıldız devamlı bizi destekliyor. Servet Köse'ye selamlar olsun buradan. Evet, Cüneyt Avan kolay Aziz gelsin yayınlar selam demiş. Var. Aziz Yıldız'a selam ettik abicim. Evet. Evet, yani yorumlar şimdi bunun üzerinde. Benim de ışık var. Benim gördüğüm. Kolay gelsin, ellerine sağlık Fevzi abi. Fevzi abi sana selam söylemiş. Bize selam söylemiş olmamış. Buradan da bizi üzdü. Biz ekibiz ama. Şaka yapıyorum tabii ki de canım. Evet arkadaşlar, maçın izleyicilerine bakıyorum. Yani 90 kişilik bir izleyicimiz var. Evet abi, maç yani İzmir hızlı başladı. Galatasaray bunu farkı 10 sayıya kadar indirdi ama 12 sayıyla bitiriyor. Biraz İzmir presini görüyoruz oyunda. İzmir presi de Galatasaray'ın hücum yapmasını, en azından geç hücum yapmasını sağlıyor. Galatasaray hücuma şu anda 10 saniyelerde 12 saniyelerde yerleşmeyi başarıyor. Yani sürenin hücum süresinin yarısını İzmir presiyle önlüyor diyebiliriz. Ahmet çok kaçıyor. Nesbire. Evet, değişim var mı? Ahmet yüklendi. Ahmet'e kaçırı sayısı 15 sayısı oluyor Fevzi'ye. Evet yani. Galiba geri giderken yitme verdi.
Evet, geri geri giderken ne verdi? Yani topa müdahale edeyim derken. Yorumlar okuruz. Şu anda maçı biraz takip edeyim. Çünkü maçın heyecanını ben de kapatmak istiyorum. Evet, bir üçlük geldi. Var. İkinci üçlük geldi. Galatasaray'dan. Tabir ettiğimiz noktadan double'ın üzerinden üçlüğünü atıyor. Galatasaray biraz olsun. Üçlük olmadı. İkilik mi oldu diye bakıyorum. Skobot. 3-3. Üçlük olmuş. 3-3 oldu. Ben gördüm. Evet, yine. Ben Hasan'a verir diye bekledim ama şimdi Mahdi vardı orada. Tekrar hücum ribaundunu aldı Galatasaray. Mehmet de Özgür aynı tarafta oynuyor. Sanırım hücuma göre öyle mecbur öyle kaldı herhalde. Bilmiyorum. Son 3 saniye Özgür. Mehmet alır mı? Mahmut bırakmadı bu ribaundu rakibine. Kendine artık ortada Mahmut'u verdi. Evet, faul geldi. Ben süreyi de düzeltiyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Devre bitince okuyabiliriz, sohbet edebiliriz. Kesinlikle durmayın. Rica ediyoruz yorum. Ya selam atın, nokta atın, harf atın, ama yatın. Bize bir üst... Yorumlar kadar beğeniler de çok önemli. Evet, tabii ki. Keşfete düşüyoruz. Daha ön sıralara çıkıyoruz. İzlenme oranımız daha çok oluyor. Yani şu sporu şu an biz en az 20-25 ülkeden izleniyoruz. Öncesi veya sonrası fark etmiyor. İstatistikler öyle değil mi? Yani 20-25 ülke, Japonya ülkesi de dahil. Biz dış reklamlarımızı yapıyoruz her zaman. Evet, Mahmut'tan 2'de 2'de seyrettik. Mahmut yine araya girdi. Mahmut çok top çalıyor. Söyleyeyim sana. Ya bu konuda çok becerikli bir çocuk. Ya çocuk demeyelim tabii, arkadaşımız. Samimiyetten diyoruz. Top takibi yüksek. Pas arasına girmeyebiliyor. Evet. Ve hızlı, yani hızlı olması da. Evet, 3 saniye. Oldu. Özgür. Bence Özgür Galatasaray'da olmalı mı diyorum. Evet, olmalı bence. Galatasaray'ın yani 5'inde. Şu an oyunda olmalı. 5'inde şu anda olması gereken bir oyuncu. Zaten Türkiye'nin en iyi oyuncusu uzun yıllar Galatasaray'a ve milli takım kaptanlığı. Geçtiğimiz sezonda yüzlere Antep'i Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yarı final vermişti burada Fenerbahçe'ye karşısında. Evet. Hasan çok rahat girdi. Hasan'da da bir kırıdan var abi. Hasan da... Ya koridoru çok güzel gördü yani. Yani Hasan da bugün baktığımızda sayılarına... Evet. Beşlerini koru... Ya gördüğün gibi baskı var ve pazarıza bir top kaybı daha. Hasan galiba. Mehdi veya Hasan. Evet, foul geldi orada. Ama yani foul olmasaydı, gerçi eline vurdu. O yüzden pasak yanlış gitmiş olabilir. 6 numara Hasan. Foul yazdı. Evet, foul konusunda şu an bir sorun yok. Süreyi düzelteyim. Evet, şu ana kadar görüntüde bir sıkıntı yok. Mehmet. Blok mu geldi acaba? Öyle bir atışı yok Mehmet'in. Müdahale oldu mu acaba topa? Bilmiyorum. Çok dikkat edemedim, evet. Ahmet. Ya bunu almaz. Ahmet bugün durduran yok Galatasaray'da Ahmet'i. Yani müthiş. Skorer de oynuyor. Evet, Özgür aldı, zor topu aldı gerçekten. Ayağının ucuna düşen topu aldı Özgür.
6 saniye var. 4 oldu. Hemen hemen 5 2 top kaybı, 3 top kaybı Galatasaray için. 1-8 saniye ve 1-24 kaldı. Yani böyle bir maçta hatayı çok yapınca maçı alma şansın azalıyor. İçeride Hasan kendi atacak topu Mahmut. Bence Hasan'a verseydi. Yani işte abi 24 saniye vardı. Onu düşünmeyken yapmayı tercih etti. Yo vardı, süre vardı. Ay süre vardı. Ama da 24 saniye çaldı. Yani İzmir piyasada çıkamıyor Galatasaray gördüğünüz gibi. Yani çıkamıyor derken en azından doğru bir pozisyon bulamıyor. Süre vardı, istersen bak. Saniye vardı ben, görüyor musun? Şu an yok. Söyledim işte, bir saniye. Evet, var olarak buna bakabiliriz değil mi? Yani biz yayınları bir de aynı zamanda seyrediyoruz burada kaçırdığın pozisyonları. Evet, öyle bir yorum yap. Evet, bu yeni başladık buna. Birazdan uzun yer. Evet, şutları dışarıdan kullanıyor. Bayağı dışarıdan kullanıyor. Ne oldu? Yap ya. Ha gitti vallahi. Ana. Dur bakayım ben. İnternetten de oluyor. Sen bu internete bağlanma. Kendi boş internetten bağla. He doğru söylüyorsun. Bunu. Ha doğru ha. Dur. Bunu da giderim. Doğru söylüyorsun. Sen de bağlanma. Dur bağlanma onu da çık. Onu da çıkar mısın? Olabilir. Yine bu sefer Mahmut fast break'te. Evet, topu takip etti Ahmet. Ve başarılı bir atış. Topu takip etmenin faydaları bunlar. Evet. Yani bu şu an bence düzeldi. Evet, Serhat'ı kimse görmedi. Serhat'tan bir video izledim. 14-29. İş yapmaya başladı son 3-4 maçta. Evet, çok iyi Serhat. Yerini buluyor. Akıllı bir oyuncu. Serhat'ı ben beğeniyorum. Gerçekten çok iyi unutuyor kendini. Ve hızlı hücumları da var. Kendisine başarılar dilerim tekrardan. Evet, Ahmet şöyle durdu. Çok sakin oynuyor Ahmet. İnanılmaz sakin. Ama neden bu sakinlik anlamadım. Yani heyecanlanmasına gerek yok. Önde zaten yapıyor. Maç kolayken ya da yanlış olmasın maç öndelerken İzmir takımı öndeyken Ahmet sakinliğini koruyor her zaman. Takımın abinliğini yapıyor, takımın liderliğini yapıyor. Bu da çok doğal. Evet, bu sefer başarılı Özgür. Panyalı. Farkı 13'e düşürdü Galatasaray. Evet, baskı geldi bu sefer. Yorumlarda okursak anlık bilgi de alabiliyoruz. Akın. Ben bakıyorum Selen'in sorunu şu an. Uzun bir pas gider mi Özgür'e? Yine Serhat inanılmaz. Dediğim gibi unutturuyor kendini. Evet, ikinci hareketi Serhat'ın. Serhat takımını canlandırdı. Bu atışlarıyla, isabetli atışlarıyla. Mao
Mahmut Hakan blok yedi. Topuna blok yedi şeyde Mehmet'ten. Evet gördüm, Hakan kısa öyle oradan girdi ama Galatasaray'ın savunması uzun. Yani biliyor, biliniyor. Evet. Bence İzmir içeri top indirmemesi gerekiyor. Çünkü zaten gömülü savunma yapıyor Galatasaray. Özellikle de arka üçlüde. Özgür son 5 saniye kala. Oğlan nereden geliyor abi? Görmedim. Skora bakarsak anlarız. Şey, İzmir'den gelmiş. Ben de bu taraftaysa biliyorum abi, okula gidiyor. Evet de ben skorboard'a bakalım. Uzun süre ben skorboard çekmedim. Evet, en skorer şu an Ahmet Efe Türk 19 sayıyla en çok atanlar arasında İzmir takımında, arkasından Mahmut Açıkgöz ve Hasan Efe Türk şu an 3 oyuncu arasında paylaşmış ve arada fark inanılmaz. Galatasaray'da dağılım var, görüyoruz. Ama Galatasaray farkı etmeyebildi abi, 9 sayıya kadar da evet. indirdi. Özgür Gül Bulat. Zaten İzmir'den molayı aldırdı. Özgür 6 ve Mehmet Türk 5 sayıyla şu an takımına en çok sayı üreten oyuncular. Evet, yayınımız düzeldi arkadaşlar. Tüm telefonlardan çıktık. Tek biz bağlantı başka bir yerde yok herhalde. Herhangi bir yerde yok. Sen bilgisayar? Bilgisayar da telefonu bağlı. Tamam. Evet, şu anlık böyle bir girişim yaptık arkadaşlar. Büyük ihtimalle düzelecektir yayın. Her şey sizler için en iyi şekilde izlemeniz için arkadaşlar. Hala yayın kötü diyenler var ama. Var mı? Evet. Yok ama şu an düzgün bende bak. Arkadaşlar eğer bulanıksa, eğer takıntı yoksa, mesela durağın olmuyorsa pikselinizi yükseltin ayarlarınızı. Yayınınızı cep telefonundan izleyenler, bilgisayardan izleyenler, tabletten izleyenler 480p'ye çekebilirler kesintisiz izlemek için. Son 7 saniye. Evet, Hasan Özgür baskı altında. Evet, faul mu var? Hasan'dan bir faul. Hasan Efe Türk ikinci faulü şu an. 6 numaralı, formal numaralı. Evet, şu an gayet güzel görünüyor arkadaşlar bizden. Canlı olarak izleyebiliyoruz. Sen ne değilsin değil mi abi? Yok yok değilim. Çıktım. Yine de bakayım ama çıktım. Hasan. Yine bugün Hasan Efe Türk. Hasan Efe Türk bugün 3. 4. face bile oldu. Evet, bugün Hasan ve Mahmut'tan çok, hatta hiç çıkmadı onlar diyebilirim. Evet, dizilim. Maçı istiyor abi. Özgür. Yok yok. Mehmet yine kendi topunu yine aldı. Bu sefer başarılı. Ben daha hızlıyım bas hakemlerinden. Evet, önden baskı var Ahmet'e. Serhat ve buradan. Mahmut Açıkgöz. Evet, yerleşti İzmir. Kendi istediği gibi oldu şu an. Çok güzel bir oyun izledik. Harika bir oyun. Alkışlıyorum. İnanılmaz. Evet. Gerçekten alkışlıyorum. Ben de alkışlıyorum.
Yani çalışılmış bir şey bu bence. Evet, çok güzel bir sayıydı. Evet, İstincar da bitti. Evet, bu oyun gerçekten güzel bir oyun oldu. Evet, yani Galatasaray'ın yapmış olduğu 1-1-3 savunmasına karşılık İzmir çalışmış bir durumda gelmiş. Söylenen çok rahat buluyor. Zorlandığını düşünmüyorum. Tabii ki de fastbackler de yiyor. Galatasaray atamayınca İzmir fastback atmayı da ihmal etmiyor. Farkında bu kadar olmasının sebebi de 11 sayılarda tutmayı başardı. Çiphanelerde girmeyi başardılar. Kendilerini açıkçası tebrik ediyorum. Galatasaray için işler biraz zor görünüyor. İkinci yarıda toparlanması mümkün mü? Skor mümkün mü? Fark kapanır fark ama İzmir'in de buna pek müsaade edebilecekmiş gibi görünmüyor çünkü İzmir tarafı biraz daha hazır en azından bugünkü maça. Güzel bir ikinci yarı seyredeceğimizi düşünüyorum. Beyler, bu arada ben bir evet, düzeltme yapayım istiyorsanız. Geçen günkü başarıları tabi biliyorsunuz, biz maçları oynuyoruz, izliyoruz, yayınlıyoruz. İzleme şansını daha sonradan buluyoruz. Maçları izlerken Gaziantep Beşiktaş maçında kadın oyunculara karşı bir takım abartılı sözlerde bulunmuş. Chat'le birlikte biz bu arada bulunmuştuk ama ben sonradan kendim izledim maçı. İzlerken de söylenenlere baktım ve abartılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradan Gaziantep'in, özellikle de Gaziantep'in kadın oyuncusu Büşra'dan kendi adıma bir özür borçlu olduğuma inanıyorum. Kadın oyuncuları konuyu getirmemin sebebi, bildiğiniz üzere Avrupa Şampiyonası var 2023 Rotterdam. 3 ay sonra oynanacak bu Avrupa Şampiyonası'nda. Tüm kadın milli takımına başarılar dilerim. Ama bugün Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda da maçların uzun zamanlar, en azından 3-4 maçtır görev almadığını görüyoruz. Kadınların şampiyonalarda, Avrupa Şampiyonası'nda milli takım başarılı olmasını istiyorsak daha özverili, daha fazla kadın kampı, milli takım kampı olan bir dönemde bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve tekrar da belirtiyorum. Evet, kadın erkek genç birlikte oynadığımız bir spor. Güç dengelerinin, puan dengelerinin tutulduğu bir spor yapıyoruz. Biz burada kadın oyuncuların, en azından kendi adıma söyleyeyim, kadın oyuncuların olmaması adına değil, daha güçlü, daha kuvvetli olması adına yorumlar yapmaya çalıştım. Ama kardeşimizin kalbini kırdıysak, şevkini kaçırdıysak, huzurunu bozduysak bizi maruz görmesini rica ediyorum. Buradan da Gaziantep takımına selamlar olsun. Evet, Avrupa Şampiyonası'nda İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Türkiye bir arada oynayacak kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda. O yüzden şimdiden de Türkiye milli takımına başarılar dilerim. Kadınlarımızı daha kuvvetli, daha istekli, daha özgüvenli ve kadrolarda daha uzun süre yer almasını talep ediyorum. Evet, devreye girdik Fevzi abi. Ben yorumlar okuyacağım. 11 sayılık bir... Sen de yorum almak istiyorum açıkçası maç hakkında. Çünkü maçı sen de izliyorsun. 11 sayılık bir fark var. İzmir'i nasıl buldun abi? İzmir her zamanki gibi dünkülere göre daha güzel bir hücum görüyoruz. Daha güzel derken daha düzenli. Aynı kendi oyunlarına devam ediyorlar. Çok bir şey değiştirmemişler. Hücumlarında, baskılarında. Evet, şöyle diyebilirim. Belki kaba olacak ama hiçbir takım buna önlem alamıyor. Bek almaya çalışıyor, olmuyor ama şu an İzmir istediğini dağılıyor bu oyunlarıyla, baskısıyla. Bugün fark olacağını düşünmüyorum. Bu kapanıp başa baş gidecek bir ikinci yarı bekliyorum. Ahmet'in de Türkiye bir önlem alması gerekiyor mu? Yani 30 sayının bir sayısını attı ve yani, çok rahat oynuyor. Gözle görülür bir rahatlığı var. Çok rahat ve kendine rahat da pozisyon buluyor. Hatta koridor buldu. Gerçi Hasan yaptı onu ama. Evet, koridorlar sandıydı. Yani böyle bir takıma savunmada koridor açmak veya göstermek şeydir yani. Tehlikeli diyorum. Yani daha uzak tutmalar. Dünkü mesela savunma çok iyiydi Galatasaray. İşte evet, top oynamaları. Evet. Biraz daha açıp, biraz sertleştirmeleri oyunu. Bence oyunu bu aldı. Hani derler ya, en iyi hücum savunmadır. Evet. Savunmayı iyi yaptı. Ve sonuca da gidince Galatasaray aldı. Bugün onda aynısını bekledim aslında ama
Şimdi yine alanda Feriz abi, basketbol biraz satranç oyunu gibi diyebilir miyiz? Sonuçta siz dün bir hamle yaptınız. Dün kötü bir İzmir vardı. Galatasaray savunmayı çözmüştü. Reyhan Hoca da bugün bu savunmanın, bu savunmayı nasıl delirimi ya da bu savunmadan nasıl yatırımı çözdü ve oyunu biraz daha yukarı taşıdı. Oyunu yukarı taşıyarak, topu da gezdirerek, 24 saniyede net kullanarak, şimdi şurada bariz gözüküyor ki Galatasaray hücuma yerleşmesi yaklaşık 12-13 saniye oluyor ama İzmir'in hücumun 24 saniyesini kullanıyor. Bu onlar için de büyük bir avantaj. Topu iyi gezdiriyorlar, iyi yerleşiyorlar. Galatasaray'ın savunması da biraz gömülü gördüm ben açıkçası. Evet, savunmasında evet. Gömülü savunmada çok rahatlıkla sayı buluyorlar. Tabii ki de fast break'lerin bir önlemi yok. Aslında fast break önlemi var. Fast break kontrolü diye bir savunma sistemi var ama Galatasaray kaçırdığı zaman kendi potasında fast break olarak görüyor. Bakalım göreceğiz ikinci yarıda neler olacak. Tabii hocamız bizden daha iyi bilir. Biz sadece yorum yapıyoruz. Evet, ben yorumları okuyorum. Yorumlara dönüyorum arkadaşlar. Şöyle bir takayım şuraya. Kaçırmak istemiyoruz yorumlarınızı. Güzel yorumlarınızı. Beğeni de talep ediyorsunuz Feriz abi. Evet, beğeni ne kadar var bilmiyorum, bir bakayım. Şu an 6 kişi beğenmiş, yani kaç kişi seyrediyor? Evet, izleme yüksek ama beğeni az, neyse canını sağ olsun diyoruz. Evet, hemen okuyorum. Akın bir şeyler okudu ama yani ben kaçırmışım mı bakıyorum. Evet, zamazingocu.com görüntü çok kötü demiş. Ali Reyhani, haydi Ahmet abi yazmış tabii, eksik önemli değil, İzmir'i yeneceğiz demiş. Evet, İzmir değil yani, İzmir'i yeneceğiz yani, anlayamadım ama. Evet, büyük ihtimalle Ali Reyhan'ın İzmir hocası. Evet, Melek Aksoy, lütfen size zahmet, yayını düzeltin. Düzelttik. Şu an Ali Reyhan'ı, evet, yayın çok kullanık. Maalesef izliyoruz demiş. Evet, Hüseyin abi. Yayın mesajlarını okumayalım. Evet, canlı avan, yayın güzel demiş. Ali Reyhan'ı, Ahmet, Masum, Ardahaydı, İzmir. Az Yıldız, 1080 sıkıntı yok. Zaman Gizim Koç'u şu an çok iyi, hiç ellemeyin, ellemiyoruz. Ender tamam demiş Feyzo. Ya ben Feyzo niye yazıyorsun arkadaş? Yaşlandı. Ömer Keşoğlu, haydi İzmir haydi. Melike Işık, eski Dostluk Spor oyuncusu, 1453 oyuncusu, bayan oyuncusu. Kolay gelsin ellerine demiş. Mesut ablamın yayın böyle kalsın. Ali Reyhan'a, haydi İzmir, haydi tam zamanı. Şimdi Ahmet, Hakan, Arda, Masum, Rıdvan, İzmir yeneceğiz demiş yine. Zamazingocu bir şampiyon. Az Yıldız, şu an hiçbir sıkıntı yok. Servet Kese yayında ve yapımda emeği geçen herkesin emeğine sağlık. İyi ki varsınız demiş. Biz de iyi ki izliyorsunuz. Ali Reyhan'ı, İzmir zaten dünya rekorumuz var. Sadece buraya geldiğimizden beri sadece bir kere kaybettiğimiz demiş. Moral veriyor, evet. Zamazingocu.com, siz olmazsanız maç izleyemeyeceğiz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz Zamazingocu.com. Mehmet Barış Tunca, seyirci kaçırma. Yalın diğer tarafa. Evet. Elimizde olmayan şeyler oluyor. Bunu biraz bu yayın internet konusunu %100 halletmemiz lazım. En büyük şu an sorun bu. Çünkü bunlarla karşılaştık. Çok iyi İzmir, sakın sallamayın. Ender Nadir el sallamış. Şey yanlış, Hatice haydi İzmir yazmış. Hatice arkadaşımızın mesajını yanlışlıkla sildim. Aytaç Albayrak, iyi yayınlar. Kardeşim Arda'ya ve tüm İzmir takımına başarılar diliyor. Evet Aytaç kardeşimiz aynı zamanda saç ekim uzmanı, doktoru, yurt dışı ve yurt içi saç ekim, saç bakım ve uzmanı olarak Arda'nın da abisi oluyor bu. Bizi her zaman izliyor. Kardeşini ve İzmir'i destekliyor. Gerçekten başarılı bir saç uzmanı diyebiliriz. Aytaç Albayrak. Şu an yurt dışında görev alıyor. Bu konuyla ilgili bir isteğiniz, arzunuz olursa
Arda'ya dönebilirsiniz. Ender Nadir bu maç Ressa ile Cimbom'un demiş. Ali Rey İzmir Cimbom'a kaybetme İzmir demiş. Ali John, evet Hatice Hanım'ın mesajını sildim, özür diliyorum. Yani yanlışlıkla oldu. Ali John Koran eline sağlık. Feyzi demiş, teşekkür ediyoruz. Tutku Ebenize sağlık. Masum İpekşen, skor şu an scoreboard'la 1 mi bakar mısınız? Evet 1 biliyorum. Bir bakayım, yanılmayalım. Evet doğru. Hemen ben sahaya geçiyorum. Arkadaşlar, oyuncular geldi. Melek Aksoy, hadi İzmir. Selim Demirdağ, iyi yayınlar, süper. Teşekkür ediyoruz. Selim Hocam, çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz ve mesajınız için. Ali Reyhani, hadi İzmir, hadi tam zamanı. Şimdi İzmir demiş. Melek Aksoy, güç gösterisi, şeyler simile göndermiş. Az Yıldız, 11 beğeni var, 120 kişi izliyor. Bir beğeni bu kadar zor olmamalı. Evet, biz de öyle diyoruz. Ama canınız sağ olsun, izlemeniz bile bize katkı sağlıyor. Ender Nadir, haydi Cimbom. Melek Aksoy, alkışlar. Ali Reyhani, haydi İzmir. Ender, Cimbom'a yakışmayan hatalar. Evet, doğru söylüyor. Ali Reyhani, ala ala Cimbom. Melek Aksoy, bravo İzmir, hadi. Yayın kötü, Ali Alo. Evet, Bağcan oyuncusu, Ali Alo. Fevzi, yayın çok kötü, hallettik. Ne düşünüyoruz şu an? Ya bu aksaklıklar için kusura bakmayın. Bunlar bizim için bir tecrübe. Bunu %100 halledeceğiz, bu internet olayını. Yoksa çekimlerimiz kötü gerçekten. Mehmet Çetin Göz, Urfa oyuncusu, skorer oyuncusu, çok güzel maç, teşekkür ederiz demiş. Mehmet kardeşimize buradan selamlar, Yalova'dan. Amin Dizi, kolay gelsin demiş. Bunu ilk yorumunu okuyorum. Ama kendini tanıtırsa seviniriz. Osman Kesici, bir Gaziantep olarak ben de kendi adıma bir şeyden özür diliyorum demiş. Metin Bahçe kapalı. Teşekkürler Fevzi abi. Biz teşekkür ediyoruz Metin hocam. TSK oyuncusu. Kıymetli oyuncularından. Buca, maşallah hocam iyi geziyorsunuz. Evet iyi geziyor. Ersin Elban, sorun çözüldü mü abi demiş. Çözüldü. Şu an çözüldü biliyoruz. 34 SSA 69 iyi yayınlar demiş. Anıl Karabadak, haydi İzmir biraz daha konsantre. Bu yolun sonu şampiyonluk demiş İzmir için. Anıl Karabadak, Ahmet Yakar, emeğinize sağlık, sadece yerli oyuncular bile şampiyon olacak İzmir için söylüyor. Ahmet Yakar İzmir takımı demiş. Melek Aksoy, emeğinize sağlık. Ve Servet Göse, Fevzi Başkan'a çay verin. Vallahi çay getiren yok. Çay koysan arkadaşım. Evet getirmiyorlar. Maçı kaçırmak istemiyorlar. Evet çay istiyoruz ama çay yok. Simit bulduk ama çay yok. Evet yorumlarınız bu kadar. Mükemmelsiniz, harikasınız. Biz seyircilerimizden çok memnunuz. Özellikle devamlı yazan arkadaşlarımız Servet Köse olsun, Az Yıldız. İşte Melek ablamız İzmir maçında hiç aksatmıyor. Aynı zamanda Tunç Bilek. Aklım, bir çay yok mu ya? Ya baktın mı? Bir daha baksan. Şimdi baktım lan. Geyken baktım. Bir daha bir bak şimdi. Bas şimdi. Den bak. Yok. Ya tamam. Şimdi simidi kuru kuru mu? Hepsini tek tek okudum. Evet, 37 beğeni var. 115 kişi izliyor ve 37 beğeni. Arkadaşlar bir challenge yapalım sizlerle. Demin attıydı. Az Yıldız bir mesaj attı. Fırladı. Evet, Az Yıldız bizi çok destekliyor. Teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar, bizi takip eden arkadaşlar. Az Yıldız, kendini bir tanıtsan. Arkadaşlar bu beğeni 50 yapma şansımız var mı? Şu anda zaten mola var. Bu mola zamanında maç başlayana kadar sizden ricamız beğenilere birazcık özen göstermeniz. Bizi daha iyi bir maçta
54 olmuş bu arada Fevzi abi benimler. Evet yani şöyle bir challenge yapıyorum Fevzi abi her maçta. İzleyici sayısının yarısı kadar beğeni ilk etapta bizim için yeterli oluyor. En azından kötünün iyisi olarak adlandırıyoruz. 115 kişilik izleyen izleyicimizin 52 beğenisi şu anda yarı yarıya, hatta 55 oldu şu anda. 55 beğenisi bizim için değerli. Lütfen bizi yayınınızı beğeniyorsanız aralarda, molalarda. Bu arada Galatasaray'ın 5'ini değiştiğini görüyorum Fevzi abi. Uzun'u 5'te sahaya çıktılar. Cem, Luzinski, Mehdi, Başar. Başar'ı da oyunda görüyorum. Ve Buğra 5'ini oyuna çıktılar. Evet, Zaman İzmir Hoca bence 100 beğeni olsun diyor. Gelmiş ama bence de olması gerekiyor. Çünkü sabah akşam maç yayını yapmaya çalışıyoruz. Sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu beğeninin yüksek olması bizi daha da mutlu ediyor. Başar ilk pozisyonunda Galatasaray sayıya ulaştıramadı. Evet, maça dönelim Fevzi abi. Maç anlatımını lütfen kesme, çünkü camia seni izlemeyi, senin yorumlarını dinlemeyi çok seviyor. Sen de. Lütfen maç anlatımından uzak kalma. Mahmut'un atışı, top çemberden döndü. Hasan çok sakin, çok profesyonel diyebiliriz. Çok rahat oynuyor bu oyunu. Rebound'ını aldı, takımın yine 6 saniye içerisinde hücumu hazırladı. Hasan Efe Türk, Hasan Efe Türk'ün atışı çok... Hasan Efe Türk sayı atmıyor. Devam ediyor. Ahmet Efe Türk, iki kardeş İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yarı finaldeki son maçını adeta adını yazıyorlar. Cem pot altında bekledi ama Ahmet kesti mi topu, aldı. Zor topu aldı Mardi. Hemen Galatasaray'dan bir cevap geldi. Ya Galatasaray'ın bu topa baskı yapması lazım aslında. Yani rahat 24 saniyeyi kullandırması lazım ama baskı gelince tabii ki de hemen eksiltme geliyor. Yani görüyorsunuz Burak şu anda eksikliğine kaldı ya. 5'e 4 bir hücum var. İçeride, Hasan içeride mi? Ahmet'i tercih etti. Bak Ahmet. Ahmet aynı zamanda yapıyor. Bak yani vücut hareketleri neydi? Evet, vücut hareketleri çok iyi. Rakibi yanını tabiriyor. Evet, hücum bekledi Ali Hoca. Cem. Evet, Mehmet bağırdı hakeme. Faul bekledi hakemden. Ali Yıldırım hocam. Faul. Düştü, kötü düştü. Abi nazar değdirmeyin çocuğa şimdi. Vallahi nazarımız olmasın. Arkadaşımıza nazar değdirmeyin. Biz samimiyetten, evet Fevzi abi senin de bahsettiğin gibi samimiyetten çocuk diye adlandırıyoruz ama sen de basketbolunun, milli takımın değerli isimlerinden biridir Ahmet Efe Türk. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı Nazar abi? Bir şey olmaz. Bizi mazur gör inşallah. On 10 saniye. Rıdvan. Evet. Topu çaldı. Özgür. Özgür'den bir üçlük mü geliyor? Hasan rahat atabilir. Faul. Hasan ismi şey evet abi. Kısa üzerindeydi aslında, atabilirdi o pozisyonu ama Hasan'a tercih etmediler. Hasan da şu anda abisi zaten bunu söylüyor büyük ihtimal. Evet, Özgür.
Özgür bu karara çok sinirlendi. Evet, oyuncu var. Mahsun. Mahsun, Hasan değişimi. Çıkması gerekmedi bende şu anda ama tabii hocaları kendini tabii, daha iyi bilir. Onların hocaların takdiri. Dün Mahsun için mayını bomba dedim ama herhalde yanlış anlamışlar. Evet. Orada tehlikeli yani. Mahsun'un orada serbest bırakmak, rahat bırakmak. Yani patlama yazdı bomba gibi demek istedim. Çünkü evet, yeri orası. Evet. Biz onu düzeltelim arkadaşlar. Zaten yorumlarımız kesinlikle kasıtlı bir şey yok. Ağzımızdan da kaçabilir. Onu hoş görün. Evet, sürücüyü lisan edersek affola. Biz de bu işlerde daha yeniyiz. Evet, ikinci atışında başarısız. 2'de 2 kaçırdı bu sefer Ahmet Efe Türk. Bir önceki pozisyonu atmıştı 2'de 2. Evet. Mahsun. Evet, fark 15 oldu. Akın. Yani fark açılıyor. Biraz 9'a indirdi ama. Mahdi. Faul. Evet, baskı biraz sert yine İzmir'den. Yani çok sert değilse de hareketli bir savunma yapıyor İzmir. Galatasaray İzmir baskısını üstten toplarla geçmeye çalıştı ilk üçüncü elinin başında. Böyle o yüzden Cem'i oyuna soktuğunu düşünüyorum Sedat Hoca'nın. Ama bunlara başarılı olamayınca tekrar eski kadroya döndü. Yine bir uzun kadro. Mehdi Özgür. Hasan. Ahmet. Galatasaray'a gidebilir Şükrü var abi. Sürekli bir 5 ara işinde sıkılıyor şu anda. Birkaç gün, birkaç oyundur da bunu uygulayıp taktiği uyguluyor. Doğru bir şey tutan beşi bulmak için. Sürekli bir oyuncu değişik içerisinde Galatasaray. Ritim bulmak istiyor. Fark çünkü 15 sene kadar çıktı. Kesmeye kollamaya çalışıyor. O yüzden üç oyuncusu savunmada hücumdayken. Bu yüzden de Mahmut'un kesmek denemesi başarısız oldu. Top yine İzmir tarafında. Üçüncü çeyrek istediği gibi başlayamadı Galatasaray tarafı. İzmir baskısı devam ediyor. 8 saniyede kurtulmayı başardı Galatasaray ama hücumun aynı yerleştirmek 15 saniye var. Hücumun yerleştirmesine İzmir artık baskıyı biraz daha yukarı tutmaya başladı ama enesli buldu. Yine sevgili noktalar atışında top çemberden dönüyor içine. Zorla girdi ya. Evet evet, biraz zorla oldu bu sayı. Top nazdan nazara girdi. Evet, gördüğünüz gibi yani İzmir 22 saniye hücum yaparken Galatasaray 10 saniye gibi bir sürede artık sete yerleşip hücum yapıyor. Hakan. Hakan bu nasıl? Fark
17 oldu. Rıdvan galiba 10, evet Rıdvan. Arkadaşlar faul sorunu yok şu an. Etekçilerin faulları stabil. Evet abi, yalınlara bakalım istiyorsanız. Ya bak sana korku bro. Pardon. Feyzi abi bütün işleri de bana veriyor. Teşekkür ederim kendisine. Çalış biraz, çalış. Bence evet, çalışmamı talep ediyor. Hem bilgisayardan hem cep telefonundan hem maçı izlerken yorumu yapmak hem de yorumları okumak görevi bende. Feyzi abi şu anda tamamen keyifle maç izliyor. Mehdi'nin atışı top çemberden döndü. Evet, hızlı çıkacak bu. Ahmet Efe Türk hızlı çıktı. Mahmut'u sağ taraftan atağını Enes kesti. Ahmet Efe Türk takımını yerleştirdi. 15-16 saniye hücum süresi var. Rahat bir şekilde takımını yerleştirdi Ahmet Efe Türk. Şimdi hücum başlatacak. Son 8 saniye, 7 saniye. Evet, devrilen Rıdvan'ı görüyorum. Rıdvan karşısına ve 24 saniye süresi doldu. Evet, yorumlara bakıyorum. Evet, beğeninin yüz olmasını talep etmiştik en son. Şu anda baktığımda beğeni 65 seviyesinde, izleyici 154 kişi seviyesinde. Arkadaşlar, Mahdi'yi görmedi. Devrede, devresinde lütfen beğenin. Boğal geldi, basket boğal. Enes'in inanılmaz şutu. Evet, beğeni istemiş artık. Chat de bizden beğeni istiyor. Arkadaşlar da beğeni istiyor. Lütfen aksatmayın. Melek Aksoy, hadi İzmir demiş. İzmir çok destekliyor. Seyran Orman iyi yayınlar demiş. Seyran'a buradan selamlar olsun. Seyran'a. Ronaldo ne bu? Evet, basketbolda tek bir doğru vardır diyor Seyran Orman. Çok uzun yıllar Galatasaray'da görev almıştı. Galatasaray kadın oyuncusuydu. Doğru savunma, doğru hücum diyor. Cüneyt Avan, Fevzi kardeşim senin olduğun gibi seviyoruz diyor. Fevzi abi sana yine sevgiler gelmiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Bravo Mahsun demiş Melek Aksoy. Mahsun, İpekçen. Fevzi abi seni yanlış anlayan yoktur demiş. Ha, öyle seni mi? Biliyoruz demiş. Tamam, sağ olsunlar valla. Yok, duyumlarımız öyle olunca. Biz de böyle üzülüyoruz. Yani kaç yapalım derken göz çıkarmak istemiyor açıkçası. Melek Aksoy, hadi İzmir demiş. Ronaldo God, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Ronaldo God. Ahmet gördün mü? Saygı diyor Süleyman Kıroğlu. İzmir takımının sevenleri, izleyenleri evlerinde bu maçı izliyor. İzmir'in galibiyetini, İzmir'in önde olmasını, galibiyetle tamamlamasını istiyorlar bu maçı. Ve bizi sonsuz destekle bulunuyorlar. Teşekkür ederim kendilerine. Arkadaşlar, oyun durduğunda, ölü top olduğunda lütfen beni ihmal etmeyin. 74 dakikada nefessiz bu maçı anlatmaya çalışıyoruz, sunmaya çalışıyoruz. Lütfen bu emeği karşılığını beğeni olarak sizden almak istiyoruz. ...75 dakikadır yayındayız. 69 beğeni, her dakika en azından bir beğeni istiyoruz arkadaşlar. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Maça döndüğümüzde de Mücahit, genç Mücahit sayısını 12. buluyor. Farkı 12'ye indirdi Galatasaray. Fenerbahçe'nin maçı bu maçtan sonra, yani 15'te başlayacak. Orada da güzel bir maç olacak. Hemen yayındayız. Bu iki maçı da sizlere canlı olarak vermenin heyecanı içerisindeyiz. Lakin final maçlarını TRT'de yayınlanacağı için biz canlı yayında olamayacağız. Ama aksilik olmasa daha sonradan maçları Engelsiz Basket YouTube kanalından izlemek isteyenler Engelsiz Basket YouTube kanalında bu maçları bulabilecekler. Mahsun, Mahsun'dan iki kişi var şu anda Ahmet Efe Türk'ün karşısında. Mahsun'a verdi. Mahsun el üstüne atış çok kemerden döndü. Mehdi topu alıyor. Arkadaşlar dağılmana baktı. Mücahit'e verdi. İzmir baskısı devam ediyor. Mücahit Mehdi ile buluşturdu. Mehdi Rıdvan'ı geçebilecek mi? Birebir de geçemedi. Arkadaşlarının yerleşmesini bekliyorlar. Galatasaray genç bir kadroyla şu anda oyunda. Genç ve hızlı bir kadroyla mücadele devam etmek istedik. 58 saniye var maçın bitmesine. 5 saniye var hücum süresinin dolmasına. Mehdi, Mehdi'nin Rıdvan üzerinden atışı çok çemberin içinden döndü. Galatasaray uç ucundan da eli boş dönüyor. Evet, bu farkı koruyabilirse, dördüncü periyot böyle girerse büyük bir avantaj sağlamış olacak İzmir. Galatasaray için zor. Evet, Selim Sarıvar, Akarsu hocam olduğunu düşünüyorum. Kendi koduna SSA
bana sevgilerini yollamış. Teşekkür ederim hocam. Basketbolu sizden çok şey öğrendim. Açıkçası basketbolun zirvesinde giden yolda, en azından kendi zirveme giden yolda sizin sayenizde oldu. Evet, Bahattin Tekte hocam iyi yayınlar demiş. İkimize de selam göndermiş. Fevzi abi artık selam vermeden de kendine başladı. Lütfen bundan kıskanma. Evet, maçın skoru 33-45. Hemen maça. İzmir üstünlüğüyle 3. çeyreğe giriyoruz. 11 sayılık fark artık 12'ye çıktı. Ne diyorsun Fevzi abi bu konu hakkından? Evet, farkı şimdi Galatasaray zor bir 4. periyot bekliyor. Çünkü fark yani öyle basit bir fark değil. Güçlü İzmir karşısında bazen sürenin bir anlamı kalmıyor güçlü takımlar karşısında fark. Kapanmayacak bir fark değil ama karşıda bir İzmir takımı var, güçlü bir İzmir. Bunu, bu fark kapatıp öne geçmek. Galatasaray'a büyük işler düşüyor. Kasarta yaparak bunu alabilir, yapabilir ama tabii ki ne olacağız, ne olacak az sonra göreceğiz. İzmir'de evet. Bu maçı çok istiyor, belli ediyor zaten. Şu an ben skorboard'a bakacağım hemen kimler ne yapmış diye. Sonra sana döneceğim bakın. Tamamdır. Evet, önde olan takım 25 sayıyla Ahmet Efe Türk inanılmaz tek başına 25 sayı. Yani hemen hemen %60'ını karşıladı. Evet, maçın zaten koparan ismi oldu. %60'ını karşıladı, evet. Diğer Mehmet Açık ve Hasan Efe Türk 4'er basketle şu an takımına destek vermiş. Galatasaray'da sayı dağılımı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyuncu arasında paylaşım var. En fazla Mehmet Türk 9 sayıyla, Enes Bulut 8 ve Özgür 6 sayıyla destek vermiş şu ana kadar. Evet, İzmir'de de 5 oyuncu arasında bir sayı dağılımı var skorda. Evet, Mahsun'un girmesi sayı atması, girer girmez sayı atması iyiydi. Hakan Kıroğlu'nun Kenol'dan sayı atması güzeldi. Çünkü evet. Galatasaray içeriden çok sayı yiyen takım değildi. Hakan'ın buradan sayı çıkarması gerçekten göze hoş geldi. Kesinlikle. Evet, son periyot. Seriyi kim kazanacak az sonra göreceğiz. Bak alır gibi yaptı. Akıllı çocuk Ahmet. Evet, bir saniye bile hesabını yapıyor. Öyle geldi bana. Yani abi, süreyi kullanmak basketbolda yapılan bir taktik. İzmir'de bunu açıkçası sandalye basketbolu Türkiye'de şimdi birçok takımda görüyoruz bunu ama bunu İzmir başardı. İlk önce İzmir yaptı bu işi. Onu diyebilirim. Evet, Galatasaray dışarıdan şut atmalarını zorluyor. Yani savunmasını biraz genişletti. Alan da açıldı. Bahati kendi topu. Evet, fark 10'a indi. Evet, dışarıda karşıya şu an top kaybetti Ahmet. Mahdi bu topu alır mı? Çok zor, imkansız gibi. Çok hızlı mısın Mahdi ya, gördün mü? Ben pozisyonu görmedim şu an. İyi depar attı ya, inanılmaz. Teker araba sürdü. Ama yetişemedi, çok yani uğraştı. Genç bir oyuncu. Kask kitlesi de yerinde açıkçası. 3 puanlık bir oyuncu, Galatasaray'a Balıkesir'den geldi, daha önce İzmir'de de görev aldı. 20 yaşındaymış. Evet, Mahdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şampiyon olan takımında yer almıştı. Daha sonra da Balıkesir'de oynadı. Bu sezon ikinci yarısıyla birlikte de Galatasaray'a görev almaya başladı. Hakan Kıroğlu'nun atışında Galatasaray artık savunması pot altından da sayı yemeye başladı. Özellikle de kısaları boş bırakıyorlar. Şuta kanalize olmuş durumdalar. Bu şutadan sayı yememek için içeriden sayı yemeye başladı Galatasaray.
Yaşın Mahdi dışarıda şu an. Hasan dışarıda bıraktı. Hasan kadraja girecek. Serhat. Fark 10 yine. Serhat'ın kaçıncı sayısı abi, baktın mı? Serhat. Bakalım hemen. Yani ben Serhat'a da bir parantez açmak istiyorum abi burada. Çünkü forma şansı buldu ve ondan sonraki dönemde her zaman kadroya girmeye başardı. Galatasaray'ın bu seneki özellikle ikinci etapında çok iş yaptığını görüyorum Serhat'ın. 3 basket varmış. En alta yazmışlar. Ben de 13'ü arıyorum. Evet, en alta yazmışlar. Yani Serhat'a buradan başarılar diliyorum gerçekten. Galatasaray'da en azından ikinci etapta göze batan oyunculardan diyebilirim. Ben hemen yorumlara bakayım hızlı hızlı. Bayt'in tek Bayt'in arkadaşımız yine benim İskender arkadaşım, aynı zamanda takım arkadaşımız, maliyeci kendisi. Evet, Bayt'in'den tebrikler alıyoruz, yorumlar alıyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Bayt'in de bizim devamlı izleyicilerimizden. Selamlar olsun buradan kendisine. Evet, Mehmet Barış Tunca bize hiç gelmedi diyorum. Çaydan bahsediyor, evet. Bir çay getiremedik adama, haklısın. Evet, Barış kardeşim. Nurcan Efe Türk, Ahmet abime başarılar dilemiş. Kardeşi galiba, evet, abim dediğine göre kardeşi. Bayt'in tek iyi yayınlar Fezzi Akın. Melek Aksoy İzmir, güzel savunma. Nurcan Efe Türk, maşallah abime. Melek Aksoy, hadi. Bütün kalbimiz sizinle. Bayt'in tek, süper yayın, süper anlattığım yerim var. 34 SSA 69, estağfurullah. Sevgili ve senin ilgini, iyiliğin. Ben sadece imkan sağladım. Sen yürüdün o yolu. Teşekkür ediyoruz. 34 SS 69. Selim Savaş Akarsu. Öyle mi? Evet. Selam, hiçbir şey söylemiyorum. Ya Selim hocam. Ben duymadım. Ne bileyim, abalı maça. Ya Selim hocam. Neredesin? Bu plaka ne ya? Neredesin sen hocam? Vallahi neredesin? Bir gittin camiadan, bir gittin diyelim. Selim hocayı bu sene bir takımda görmek istiyoruz açıkçası. Yani kopma bizden. Evet, maç başlamak üzere. 37-47. Evet, bu süre Galatasaray eksik bıraktı. Ama evet, Mahdi ters. Bakayım atabilecek mi? Olmadı değil mi? Geçmedi. Olmadı. Tamam. Yani Feriz abi şunu söyleyebilirim. Galatasaray içeri girdiği zaman zaten uzun oluyor, uzun kalıyor. Aslında o yüzden İzmir pres yapıyor ve içeri sokuyor. Gördüğünüz gibi Mahdi kol uzunluğuyla içeride çok rahat pozisyon almıştı. Sayı olamış. Sayı kimden geldi? Gördün mü sayıyı? Hasan'ım dönerken... Evet, sayıyı ben göremedim. Dönerken topu da döndürerek attı. İnanılmaz bir sayı oldu Ahmet'ten. Hasan'dan. Fark 12 sayı. Kapanmayacak bir fark değil Galatasaray için. Serhat. Evet, hücum ribantını aldı. Evet, vurdular. Resmen sayı olmasın diye. Bir sayı engellediler. Ben şöyle düşünüyorum. 5 tane faul yapma hakkım var. En az 3'ünü sen, her oyuncu en az 2 desen. Oyuncu sayıyı engellediğini düşün. 2, 5 oyuncu var. 10, 20 sayı yapar. Yani bu bir ödül gibi bir şey yani. Değil mi? Yani evet. Yani 5 ve 4 faaldan biri olsa 20, 10 sayı yapıyor. Her bir oyuncu bir sayı engellese. Feriz abi şimdi yani burada faali şey yapmayalım. Hayır ama. Yani faali övmeyelim de. Övmüyorum. Çünkü basketbol aslında kazansız faalin imkanlar. Hayır, faalin imkan olarak kullanabiliriz, artı olarak kullanabiliriz. Evet, yani taktik faulleri var. Bu arada abi Hasan Efe Türkiye biraz reaksiyon etmek gerekiyor. Gerçekten topları çok uzanıyor. Yani maçın başından beri 1-2 sinyal sokulmasa bloğu da var. Şimdi şöyle, ben geçen sene Hasan'ı gördüğümde bu kadar iyi değildi. Evet. Kendini çok geliştirmiş Hasan. Çok beğendim bu sene.
Görüyor musun? Mahdi kendi gücünü kullandı. Evet. Şimdi tekere bakıyorlar. Çünkü bir tel çok değerli tekerlek sandalyede. Ve özellikle spinerci tekerlerde bir telin kırılması tekeri bozuyor. Onu da söyleyeyim. Diğer metal telleri gibi değil. Eskiden abi telleri kovarda atıyorduk sahne içerisinde. Evet, atıyorduk. Çok iyi hatırlıyorum. Yani 5 tane gitse bir şey olmaz ama spinerci tekerlerinde bir teker tekerin dengesini bozabiliyor. Ayrıca dipnot olarak böyle söyleyebilirim. Oo! Penetresi gerçekten çok başarılıydı. Gerçekten sevmeye tepkiler. Evet yani güzel bir hamleyle içeri girdi topu. İyi sakladı. Kendi koydu, kendi açtı. Ve basket foyladı, bunu ödüllendirdi. Kendisi tebrik ediyorum. 27 sayısına ulaşıyor Ahmet Efe Türk. Evet, son 6 dakika zaman daralıyor Galatasaray için arkadaşlar. Önesten güçlü denemesi. Evet, hızlı hücum oldu bu sefer. Fast break. Hasan. Evet, fark 15 oldu tekrar. Hasan yaptı galiba, evet, gitme verdi Mert Ali hocamız. Evet, farka göre ne diyorsun? Galatasaray kapatabilir mi bu farkı? Yani artık zaman daralıyor Fevzi abi. Zaman daralması Galatasaray'ın tabii ki de bana göre çok istiyor. Ben bana göre zor bir kaçırdığı toplarda da pespire girmeye başladı artık Galatasaray. Bence öncelikle iyi bir savunma yapması lazım. Ama gördüğünüz gibi Rıdvan pespire girdi ama gelmedi ona. Ben zor kapanır gibi geliyor bana yani. İzmir'de artık süre önemeye başladı. 24 saniye kullanarak bu skorun üzerinde de yapacağı doğru cumanla maçı. Hasan içeride. Oo. Faul bekledi Hasan. Fast break oldu şu an. Mahdi topu aldı. Evet, gayet sakin. Bir atış oldu Mahdi için. Hızlı geldi. Rahat attı. Evet, son dakikalar, son 5 dakika. Son periyodun son 5 dakikası diyebiliriz. Ahmet. Fark 13. 4 dakika 40 saniye var. Bana göre çok zor kapanacak bu fark İzmir karşısında. Şu an takım faali İzmir'in 3, Galatasaray 2 oldu. Fark yine de 14. Enes kendi topuna gitti. Enes'in kaçırmayacak şeyler bunlar aslında. Ama moralleri bozuldu çünkü son periyot fark var. Biraz konsantrasyonları dağılmış gibi Galatasaray'ın. Hasan. Mahdi kendi topuna devrildi. Evet. Olmadı. Süre önemeye başladı İzmir. Hızlı cümle yapmıyorlar. Süreyi yemin çektiler.
kim yaptı? 10 numara Enes. Evet, Enes'in ikinci faali oldu bu. Hasan Efe Türk 4 faalla şu an. Baş 1-2 diye rakip, her iki takım da 1-2 diye dağılmış. Şu an fauller en kritik, Hasan'ın 4 faali. Onun dışında gayet normal fauller diyebiliriz. Muhtan bir başarılı. Fark 16. Kapanışı orada açılıyor. Şu an fark. Galatasaray için zor zaman. Bir an önce toparlaması lazım. Son 4 saniye. Bu sefer de yine Galatasaray eli boş döndü sahasına. Bu onlar için bir handikap. Evet. Son 2 dakika 40 saniye. Mehdi yerde. İzmir filane daha yakın. Çok yakın diyebilirim. Bu fark bayağı büyük. Son 2 dakika 34 saniyeye göre. Tekrar hemen yorumlara bakmıyorsun. Unuttun maçı heyecanıyla. Ya evet evet, yorumlara hemen bakıyorum. Evet, bu arada Galatasaray burada pres beşi yapmaya çalıştı galiba. Evet Selim hocam, teşekkür ederiz. Yine Selim hocamdan mesajlar. Yine basket değil mi? Tamam. Evet, fark 18. Bu böylece Galatasaray galibi, maçın galibi İzmir oldu. Bu tamam, sayıyla abi, hemen şey yapmayalım. Ya tam 18 sayı fark var. Şimdi böyle dersek olmaz, çünkü basketbolda 2 dakika gerçekten güzel bir Serhat'ın atışı başarılı. Serhat'ı tebrik ediyorum buradan. Tamam ama yani şimdi fark var ya. Bir tamam, fark var ama bizim en azından bunu söylememiz gerekiyor basketbol severler olarak. Bak, süreyi durdurmadı basketten sonra mesela. Ben de durdurmadım. O da masa hakeminin sorunu, bizim değil. Ben de durdurmadım. Unutmuştum, baktım aynı zaman. Evet. Maçı kazanmaya daha yakın diyebiliriz mi? Evet, araya ama Galatasaray şu anda bir pres meşiyle sahanın içerisinde. Ama İzmir'i destekleyenleri buradan ufak da olsa yavaş yavaş artık tebrik etme zamanı geliyor gibi görünüyor. İzmir tarafı da zaten bunun farkında. Şu anda İzmir bence takım arkadaşlarını alkışlıyor. Galatasaray kısalarına sayı bulmaya başladı. Feyza abi. Evet. Bak, süreyi durdurmuyor, görüyor musun? Ne yapayım ben bir şey yapayım. Sen söyle, uyar ya. Sen git, ben yardım et. Aşağıya. Sen yardım et şu masa hakemlerine. Rıdvan. Evet, İzmir'den bir oyuncu var. Olcay kenarda. Gider mi bu pas? Evet gider, hem de eline geldi. Evet, fark 16. Evet, vazgeçtiler. Artık oynamıyorlar Galatasaray. Evet, bugünkü serinin 3. maçını, serinin galibi İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Her iki takımı tebrik ediyoruz. Güzel maç çıkardılar. İzmir bu galibiyeti hak etti diyebilirim. Çok güzel oyunlar çıkardı. Evet, maçın bitmesini bekliyorlar. Evet, bitti.
Maçın sonrası çek. Evet, ben böyle hemen çektim. Evet. Hemen buraya geliyorum. Evet, final. İzmir'in sevinci, haklı sevinci. Şu an görüyorsunuz. Haklılar, evet, haklı sevinçlerini paylaşıyorlar. Çok güzel bir galibiyet aldılar Galatasaray karşısında. Evet, hemen serinlemeye. Bravo İzmir, bravo İzmir. Evet, Arda'nın annesi tebrik ediyor İzmir'i canlı yayında. Biz de tebrik ediyoruz İzmir'i bu güzel maçı için. Güzel karşılaşma için. Galatasaray'ın da ellerine sağlık diyoruz. Sedat Hocam'ın ellerine sağlık diyoruz. Ekibine, oyuncularına. Heyecanlı, adrenalin yüksek bir maçtı. Evet, ikinci maçımız var. Fenerbahçe Beşiktaş. Yine seride 1-1 yapmışlardı. Bugün üçüncü maça çıkacaklar seride. Galip gelen İzmir'le karışacak final için. Mağlup olan da Galatasaray'la üçüncülük, dördüncülük maçına çıkacak. Tabi bu seride biz olmayacağız. TRT ekibi gelecek. Evet, hakem arkadaşlarıma, Nurettin hocama, Ali hocama ve Mert Ali hocama ellerine sağlık diyoruz. Güzel maç yönettiler. Gerçekten Ali hocam özellikle burada. Onu ayrıca tebrik ediyorum, Ali Yıldırım'a. Beğendiğimiz güzel maç yöneten arkadaşlarımızdan biri Ali Yıldırım. Evet İzmir. Bizi izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki maçta sizlerle birlikte olmak için hazırlıklarımıza başlayacağız. İzmir finale adını yazdıran ilk ekip oldu. Güzel bir mücadeleyle, farklı bir skorla, ilk günkü gibi farklı bir skorla, ilk günün ilk çeyreğindeki gibi farklı bir skorla adını finale yazdırdı. Buradan İzmir ekibini tebrik ediyoruz. Üçüncülük, dördüncülük maçında da Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Ayın 16'sında üçüncülük, dördüncülük maçı oynanacak. Daha sonra sanılan da final maçları oynanacak. Biraz sonra 1-1 ilk serinin güzel bir maçını daha izleyeceğiz. Bakalım ligin lider bitiren Fenerbahçe gerçekten ikinci etapla birlikte çok iyi bir basketbol oynayan, çok iyi bir oyun sergileyen Beşiktaş'a karşı neler yapacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Tekrar yayın açmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet, teşekkür ediyoruz Akın'a. Güzel yorumlardan dolayı. Bugün şimdilik canlı yayınımız bu kadar. Ben Feriz Çakmak ve Akın Celal Gülen. Sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Devam edin. Yarım saat sonra Fenerbahçe Beşiktaş maçımızı canlı yayını açacağız. Sağlıcakla kalın diyoruz.